Efendim Bakış programına hoş geldiniz. İklim değişikliği özel yayınımıza. İklim değişikliğini anlatmaya devam ediyoruz. Sizlerden gelen talep çok, öneri çok, yorum çok. Ama biz izin verirseniz bu hafta biraz kendi programımızı yapalım istedik. Geçtiğimiz haftaya kadar aslında sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirledik program içeriklerini ama bu hafta biraz kendimiz, kendi bildiğimizi okumak istedik. Aslında iklim değişikliğiyle direkt alakalı ama belki hani toplumda çok fazla bilinmiyor diye de sizlere aklına gelmemiş olabilir. Efendim güneş enerjisini konuşacağız. İklim değişikliği ve güneş enerjisi. Belki başlarda hani benim de çok ne alakası var dediğim ama işin içine girince arkadaşların hazırladıkları haberlere bakınca, biraz da araştırma yapınca aslında birebir örtüşüyor. Ki yayın bittiğinde siz de diyeceksiniz ki gerçekten önemli. Ki geçtiğim 15 gün önce bu konudaki ilk farkındalığı ben Konya'da yaşadım. Konya'ya gitmiştik. Hatta yine Firuzan İşcan'la gitmiştik. Konuğum aynı zamanda. Arazilerin üzerinde, tarlaların üzerinde güneş enerjisi panelleri gördüm. İşte orada başladı konu. Ya bu mutlaka vardır bunun bir hikmeti dedik. Konu başladı ve gelişti ve bugünkü bu programa da konu oldu. Şimdi anlatacağız, çok anlatacağımız şey var. Güneş enerjisinin iklim değişikliği üzerindeki etkileri, Türkiye hangi noktada nasıl kullanıyor, çok ilginç gelişmeler olduğunda sizlere aktarmaya çalışacağız. Efendim, Güneş Enerji Sanayi ve Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ bizlerle birlikte bütün bu işin detayını kendisi anlatacak. Biz soracağız. Varsa sorularını siz de paylaşabilirsiniz. Gelen soruları da aktarırız. Halil Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğim gibi Aksa Sigorta Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan sık sık yayınlarımıza konuk oluyor. İşin sigorta boyutu, sigorta boyutunun biraz farklı bir boyutunu konuşacağız. Eminim siz de şaşıracaksınız. Ya Türkiye'de hani bunlar da oluyor mu? Evet oluyor. Firuzan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi isterseniz bir Konya en çok güneş alan illerden biri değil mi? Yani illerden biri, evet. illerin sıralamasında biri değil mi? O yüzden gördük o güneş panellerini bütün. Meke Gölü'ne gidiyoruz. Meke Gölü'ne. Meke Gölü'ne gidiyoruz Firuzan Bey'le. Ondan sonra yani bütün tarlalarda hatta ben ondan sonra söylendim. Efendim söylendim. Halil Bey'e de söylendim sonra ben. Bütün tarlaları güneş paneli doldurmuşsunuz diye. Halil Bey de yok o iş öyle değil. Senin dediğin gibi değil. Biraz sonra anlatacak. Orada gördük. Ve o da işte programa konu oldu. Konya efendim bu işi çok gördüğüm için söyleyeyim. Onunla ilgili bir haber var. İzleyelim sonra sohbete başlayalım. Türkiye'de bugüne kadar üretilmiş elektrik enerjisi üzerinden konuşacak olursak güneş enerjisinin payı %2,6. Tabii yeni ve yenilenebilir kaynaklarda henüz yatırımını tamamlamamış bir ülkeyiz. Bu konuda tüm dünyada olduğu gibi yenilenebilir kaynakları yönelim çok fazla. Neden? Enerji üretimimiz fosil kaynaklı yakıtlara dayanıyor. İklim değişikliğine yeni bir yaklaşımla bu fosil kaynaklardan kurtulup tüm dünya bunu istiyor. Kurtulup yeni ve yenilenebilir alternatif kaynaklara yönelmemiz gerekiyor. Güneş'te biz diğer Avrupa ülkelerine göre çok önde başlamadık ama çok daha hızlı başladık da diyebiliriz. Son yıllarda hızlı bir şekilde girdik. Son 2-3 yılda toplamda 5,8 gigawatt civarında şu anda devreye alınmış santral var. Sürdürülebilirlik konusunda zaten siz de sahaya çekeceksiniz. Aslında doğaya verilen hiçbir zarar vesaire bir şey yok. Zaten bunlar tarım yapılamayan alanlarda yapılıyor ve yere sadece bir kazık çakılıyor. Ve ilk kurulumu tamamlandıktan sonra da aslında hiçbir kaynak tüketmiyor. Yerli kaynaktan elektrik enerjisi üretebilmek bizim için hani ideal demiyorum artık olmazsa olmaz bir hale geldi. Özellikle sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir kalkınma ölçeğinde düşündüğümde. İklim boyutuna baktığımız zaman fosil enerjiler özelindeki karbon salınımından eser olmadığını görüyoruz yenilenebilir enerji kaynaklarında ki iklim özelindeki en önemli faydası ya da katma değerinin bu olduğunu düşünüyorum ben.
Konya'nın güneşlenme süresi uzun tabii baktığınız zaman. Türkiye genel ortalamasının üzerinde ama burada güneşlenmenin ötesinde ışıma değeri dediğimiz değer bizim için çok önemli. Aslında verimli üretim yapabilmek için. Konya bu anlamda şanslı bölgelerden bir tanesi. Soğuklukla sıcaklıkla dediğim gibi çok bir alakası yok. Işıma değeriyle alakası var. Konya ölçeğinde baktığınız zaman Konya'nın birçok yeri, işte Karapınar başta olmak üzere, Türkiye'de güneş santrallerinin en yaygın ve ağırlıklı olduğu alanlar ve Konya'nın başka yerlerinde de işte şu an başka bir noktadayız mesela, yayılıyor, yayılmaya da devam edecek uygun yatırım olanakları olduğu sürece. Evet efendim. Şimdi Halil Hocam, siz bu işi bir anlatın bize. Yani izleyiciler ve böyle hani anlaşılabilir bir şekilde bana anlattığınız gibi anlatın. Şimdi Konya'da bunlar var. Evet. Bu bize Türkiye'ye ne kazandırıyor? İklim değişikliğine yarattığı katma değer. İki tane katma değer var sizden öğrendiğim. Bir iklim değişikliği, iki evet. de iki ekonomik evet. katı. Evet. İkisini de bize özetleyin. Tabii. Çok basit bir parametre var. Bir güneş paneli 100 ağaca denk geliyor. Bir güneş paneli 100 ağaç. 1 yani megawatt. 100 ağaç kestiğim zaman oraya güneş paneli mi koyuyor? Yok, o kadar böyle karbon, anlaşılır ama. O yani. Kadar karbon emisyonunu azaltıyor. Yani eğer siz 1 megawatt bir santral kurarsanız, eğer oraya 4000 tane panel koyarsanız yaklaşık 500 bin ağaçlık bir orman kadar karbon emisyonuna faydanız oluyor. Güzelmiş. Evet. Biz hatta fabrikadan şey diyoruz arkadaşlara, bugün 50 bin tane, 100 bin tane ağaç gönderiyorsunuz. Elinizden çıkan ürünlere ağaç gibi bakın diyerek fabrikadaki insanlara bir şekilde sosyal bir sorumluluğun parçası olduklarını da anlatıyoruz. Bu en basit tarafı. Ülkemiz biliyorsunuz kaynaklarını yaklaşık, enerji kaynaklarını yaklaşık yarısını ithal ediyor. Yani şu anda bu stüdyoda yanan iki lambadan bir tanesi ithal doğalgazla veya ithal kömürle üretilen elektrik. Hı hı. Bunu azaltmanın yolu da yenilenebilir enerji, kendi kaynaklarımız. Güneş enerji panellerinin en büyük özelliği şu, tabii ki Konya veya güney illerimiz daha avantajlı ama gökyüzünü görebildiğiniz her yerde, gökyüzünü görebildiğiniz her yerde üretebildiğiniz bir enerji. Ha, insanlar hemen, ya Almanya'da güneş mi var? Evet, az var. Alman bakanın çok güzel bir lafı oldu Türkiye'de. Evet, bizim az var, iki tane panel koyuyoruz. Sizin yerin çözüm kadar, o mu yani? Çözüm o. Yani hı. eğer araziniz müsaitse, ki çatılarınız var. Bu arada hani çok büyük arazi lazım gibi bir öyle bir şey oluşturuluyor veya işte tarım arazileri kullanılıyor diye. Ot bitmeyen bir yerde de kurabiliyoruz bunu. Bazen siz şöyle uzaktan baktığınızda ya buralar işte tarım arazisi ama hiçbir zaman her yer tarım arazisi değil ki. Tarım arazisinin aralarında da kayalık, sulanamayan, zaten kanunla çok net belirli marjinal olması gerekiyor. Yani tarım yapılamayan arazi olması lazım ki siz oraya tarım İl idaresinden onay alın ve güneş santrali kurabilin. Öyle her istediğiniz yere söylendiği gibi gidip güneş santrali kuramıyorsunuz. Güneş şimdi tarlası o santrali kuramıyorsunuz. Oraya, bu şu panelleri şu anda evet. ekranda verdikleri evet. panelleri, işte bu panelleri bir arazi söylediğinizde kurduktan sonra ne oluyor? Bunlar direkt elektrik üretiyorlar ve bunu evet. elektrik hatlarına veriyorsunuz. Ve 1 megawatt güneş santrali yıllık 110 bin dolarlık doğalgaz ithalatını emtia fiyatıyla engelliyor. Bunu Enerji Bakanımız da tweet atarak bildirdi. Bunu biz sektör olarak söylemiyoruz. Kendileri de bunu söylediler. 110 bin dolar bu ne demek? Bugünkü parayla 660 bin lira demek. Her yıl. Yani bir güneş panelinin 25 yıl ömrü olduğu düşünülürse yaklaşık 3 milyon dolarlık bir katkı sağlıyor ülkemize. Sadece 1 megawatt. 1000 megawatt yaptığınızda bu 3 milyar eder. İnanılmaz büyük bir rakam. Enerjisini ithal kaynaklardan sağlayan bir ülkede. Bizim bu kadar, gibi yani bizim gibi. Bizim gibi evet. %50. Tabii %50. Sıkıntısı olan ülke için. Ya iki lambadan biri diyorum düşün. O kadar hani önemli bir rakam esasında. Şu andaki iki tane lambadan bir tanesi ithal doğalgaz veya ithal kömürle. Zaman zaman bu rakam yukarıya çıkmaya başladı. Şu anda güneşin payı sadece %2,5 gibi bir rakam. Enerjinin içinde. Üretiminde evet. Üretiminde 2,5'a ulaştı. 5400 megawatt seviyelerine ulaştık. Hı hı. Tabii güneş sadece gündüz ürettiği için 5400 megawatt kurulu güç duyunca büyük bir güç olarak görsek de sadece gündüz ürettiği için bunun %'ye vurduğumuz zaman elektrik üretiminde %2,5'lara denk geliyor. Şimdi bunun %10 olması, en az 4 katına çıkması ülkemiz için de çok önemli. Neden önemli?
Ülkemizde malum yazın çok ciddi bir elektrik tüketimi var. Ve eğer geçen 10 yılı incelerseniz göreceksiniz ki enerji tüketiminin zirve yaptığı saatler hep saat 12 ile 3 arasıdır. Evet. Dolayısıyla esasında bu eskisi gibi akşam saatlerinde bir enerji tüketiminin bir zirve yaptığı, bir pik yaptığı gerçeği tam bir doğru değil. Yaz aylarında yapıyor. Peki yaz aylarında güneş var, su yok. Enerjisinin %25-30'unu hidroelektrikten sağlamaya çalışan bir ülkede bunun en iyi yedeği güneştir. Dolayısıyla güneş enerjisi bu anlamda da sistemi çok iyi besleyebildiği için, alternatifi çok anlamlı yerine getirebildiği için, eğer biz %10'a çıkarsak enerji sistemi üzerindeki baskıyı azaltırız. Esasında uzun vadede çok uygun, herkesin ulaşabileceği ve tamamıyla kendi kaynağımız bir enerji sistemine sahip oluruz. Ne diyorsun Filizan Hocam? Ben bu boyutta olduğunu bilmiyordum. Biliyor muydun sen bu kadar? Biz farkındayız tabii. Sigortacılar olarak yakından takip ediyoruz. Çünkü işin işte finansmanı, yatırımı yanında tabii ki bunu hem montaj hem de sonra da işletime alındıktan sonra sigortası da en büyük ihtiyaç. Biz de kendimizi bu konuda geliştiriyoruz. Aksa grubu olarak hem globaldeki bilgi birikimini buraya taşıyoruz hem de yatırımcılarımıza destek oluyoruz. Yeşil enerji sizin de belirttiğiniz gibi başlangıç hem ekonomik olarak hem de çevre ve duyarlılık açısından çok önemli. O yüzden de bizler de hem birer duyarlı vatandaş hem de sosyal sorumluluk konusunda aktif bir şirket olarak bu konuda yoğun çaba gösteriyoruz. Biz de farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Hem kendi kaynaklarımızda çalışanlarımızı bu konuda uzmanlaşmasını sağlamak en büyük amacımız hem de sektöre farklı sigorta ihtiyaçları konusunda ürünleri sunuyoruz. Peki şimdi Konya'yı seyrettik bu ülkemiz için. Bir de dünyada güneş enerjisindeki bir gelişmeyi arkadaşlar hazırlamışlar. Herhalde orada çok daha ileriyizdir. Sonra dönüp size şu tesislerin bu işi kullanımını bir soracağım. Bir de hani bireyler de kullanabilir bu işi. Sonra Firuza nasıl... Bizim seninle arada bir hep konuştuğumuz bir parametrik sigorta, evet, değişikliğiyle gelişen parametrik sigorta. Siz bilmiyorsunuz, Firuzan biraz sonra parametrik sigortayı anlatacak. Benim çok beğendiğim bir konu. Çünkü hep şöyle bir eleştirim var, bizim sigortacılar eksik olmasın. Yıllarda hep aynı ürünlerle geliyor ama her şey değişiyor, dünya değişiyor. İşte mesela iklim değişikliği etkisi diyoruz. Ha şunu da söyleyelim bu arada, bize Halil Bey uyardı. Değil mi? Arçelik'in. Evet. CEO'su. Evet. Siz devam edin. Hakan Bulgurlu beyefendi şu anda Everest'te tırmanıyor ve bir farkındalık yaratmaya İklim çalışıyor. İklim değişikliği konusunda. Evet. Evet, evet. Kendisine başarılar diliyoruz. Evet. Güzel. Yavaş yavaş gelişmeye başladı. Başarıyla sonuçlandıracağını ümit ediyoruz ve iyi haberlerini bekliyoruz. Evet. Biz de önümüzdeki günlerde... Sigortaları da bizdedir bu arada. Öyle mi? Önümüzdeki haftalarda bence bir yayın alıp konuşmak lazım ya da arkadaşlar gidip konuşsunlar şu tırmanışı bitirdikten sonra. Çok önemli. Efendim dünyada neler var? Birlikte izleyelim. Fosil yakıtlara alternatif bir kaynak olan güneş enerjisi dünya çapında ve sıra dışı alanlarda kullanılıyor. Farklı uygulamalar kimi zaman şaşırtıcı ama temelinde çevreci ve sürdürülebilir. Güney Kore'de güneş enerjili otoban ve bisiklet yolu. Güney Kore'de otobanın ortasına yapılan güneş enerji paneliyle otobanın gece aydınlatılması sağlanıyor. Kışın yoldaki buzlanma önlenirken orta kısım bisiklet sürücülerine ayrılarak yağmur ve hava şartlarında bisikletçiler için koruma sağlıyor. Yapılan tasarruflarsa otoyolun bakımı için kullanılıyor. Oldukça verimli bir proje. Güneş enerjili yat. Denizler gölgeleme alanı olmadığından verimli bir güneş enerjisi alanı olarak düşünülebilir. Dünyanın bu en büyük güneş enerjili teknesi 537 metrelik fotovoltaik güneş enerji panelleriyle donatıldı. Denizcilik sektörü hem çevreyi kirletmemiş oluyor hem de yakıt tasarrufuyla bütçe dostu oluyor. Ülkemizde de son yıllarda güneş enerjili tekne sayısının hızla arttığını belirtelim. Bisiklete enerji veren güneş. Bisiklet kullanmak tam size göre ama diyelim ki bir süre sonra yoruldunuz. Sizin yerinize güneş enerjisi devreye girsin istemez misiniz? İşte aradığınız o bisiklet. Güneş enerjili bu bisiklet hem kas gücü hem de güneş enerjisiyle beraber tasarlanmış.
Küçük bir hatırlatma da yapalım. Bisiklete binmek, toplu taşıma veya otomobile binmekten çok daha iklim dostudur. Güneş enerjili havalimanı mı? Hiç fena fikir değil. Hindistan'ın şehirlerinden biri olan Kochi'nin dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan havalimanıyla tarihe geçti. Havalimanına enerji sağlayan tam 46 bin güneş enerjisi paneli var. Havalimanının kargo hangarlarının yanına yerleştirilen paneller yaklaşık 4000 metrekare alana sahip. Yapılan açıklamaya göre paneller havalimanında 50-60 bin üniteye kadar elektrik sağlıyor ve bu havalimanını çalışır halde tutan cihazların tamamına eşit. Havalimanının güneş panelleri önümüzdeki 25 yıl boyunca 300 bin tonluk karbon salınımını engelleyecek. Şimdi bu aslında bisikletten bahsediyorlar ama ben mesela birkaç senedir takip ederim İstanbul Teknik Üniversitesi falan. Güneş enerjisi arabalar bizde var değil mi araçlar? Evet, onlar yarış amaçlı. Ama yarışa da sokuyorlar. Evet, niye bir türlü hayata geçmez? Şöyle tabii güneş enerjili bir arabanın gideceği menzil çok kısa olduğu için ticari boyuta gelmesi çok zor. Ama şöyle bir olay var tabii. Siz güneş enerjisinden enerjinizi üretip bataryalı bir araç, elektrikli evet. bir araç alırsınız ve bunu kullanırsınız. Hepiniz takip ediyorsunuzdur. Dünyada zaten elektrikli araçlar çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Endüstrinin ilk önce bir tepkisi olur gayet normal olarak. Çünkü alışmışlar konvansiyonel araba yapıyorlar. Siz şimdi onlara bir anda bütün milyarlarca dolarlık yatırımlarınızı değiştirin ve artık bu arabayı üretin dediğiniz zaman veya tüketiciye de ya 20 bin dolarlık araba yerine 30 bin dolarlık bir araba al ama sen şu kadar para kazanacaksın dediğiniz zaman tüketici de bir tepki olur, üretici de bir tepki olur. Ama bazı şeylerin önüne geçilemez. Bizde üretici, tüketici de şey olur, gitmez o araba. Çıkmaz yokuşu. Değil mi? Bayağı öyle derler. Çekmez yani. O. Çekmez. O çekmez derler yani. Klasiktir. Evet. Ya şimdi şeyi soracağım Halil Hocam. Biz bu kadar değerli ve söylediğinize göre hem ucuz mu bilmiyorum onu siz söylersiniz güneş enerjisi. Tabii. Bir de hani bu kadar katma değeri varken işte bizim sanayi tesisleri, işletmeler bilmiyorum cahilliğime verin yani. Bunlar kullanamazlar mı? Bu kadar doğal gazı ya da bu kadar şimdi biz nükleer konuşuyoruz, evet. işte hidroelektrik konuşuyoruz falan. Olmaz mı? Kullanıyorlar mı? Kullanmıyorlar mı? Bir de mesela Firuzan Bey evine taktırmak istese ne kadar amal olur burada? Evet. Taktırabilir mi bilmiyorum. Öncelikle bununla ilgili çok ufak bir konuya bahsedeyim. Evet. Türkiye'de güneşten su ısıtma biliyorsunuz çok yaygın. Evet. Hani bütün evlerin çatılarında görürsünüz. O yazlıklarda. Evet yazlıklarda. Evet. Artık bayağı Anadolu'da da yayılmış durumda. Hatta devlet bunu sübvanse etti bir ara. Karadeniz'de bile dedi ki hani ağaçları kesmeyin alın sıcak suyunuzu bundan üretin diye 2000 lira aile başına para verildi. Ama bu son devreleri. Bundan 10 sene önce o günkü bakanımız yurt dışında bir güneş sempozyumuna gidiyor. İşte bir konferansa gidiyor. Diyorlar ki tebrik ederiz. Türkiye bu konuda dünyada ilk üçte nasıl yaptınız diyor. Bakan Bey de tabii dönüyor müsteşar diyor ki nasıl yaptık sayın müsteşar diyor. Efendim hiçbir şey yapmadık diyor. Yani şimdi yönetmeliğe tabi olduğunuz için örnek veriyorum bir çatıya yapmaya kalktınız. 80-100 litrelik bir tankı çatınıza koyabiliyorsunuz su tankını evet. hiç problem değil. Oysa ki 20 kiloluk bir paneli ki yani metrekarede 20 kiloluk bir paneli koyarken izin almanız gerekiyor. Dolayısıyla yaygınlaşmasının önündeki konular yönetmeliklere bağlı olması. Bununla ilgili olarak bir ilerleme oldu. Cuma günü çok uzun zamandır beklediğimiz ilk adım atıldı. 1 megawatt üst sınır 5 megawatta yükseltildi. Daha önce Bakanlar Kurulu kararına bağlıydı ve şu anda yayınlanarak resmi gazetede yürürlüğe girdi. Artık üst limit 5 megawatt. Arkasından yönetmeliğin gelmesini bekliyoruz. O yönetmeliği de çatı yönetmeliği diyoruz. Sektörde derneklerle, herkesle paylaşıldı ve şu anda önü açılacak diye beklenen konu o. Şu andaki kanuna göre siz ürettiniz, tüketemediniz, sisteme çok ucuz fiyattan vermek zorundasınız. Yani aldığınızın altında bir fiyatla geri satıyorsunuz. Dolayısıyla herkes diyor ki ben üreteyim. Tüketemezsem eğer bana müsaade edin ben onu daha sonra gece tüketeyim, başka zaman evet. tüketeyim. Buna mahsuplaşma diyoruz. Şu anda saatlik mahsuplaşma yapılıyor. Yani o saat içerisinde ne ürettiyseniz ne tükettiyseniz hesaplanıyor. Ya ödersiniz ya paranızı alırsınız. Biz bunun aylık olmasını hatta zamanla yıllık olmasını istiyoruz. Şimdi bir dakika ben anlamadım. Şimdi Firuzan Bey çatısına koydu bunu. Evet. Bununla hem suyunu ısıtıp hem de elektriğini temin edebilir. Değil mi? Ben senin evinde niye konuşuyorum sorsana.
Şimdi nasıl yapacağız? Sorsana. Şimdi ben su ısıtmayı tabii örnek olarak verdim. Su ısıtma sistemi ile elektrik sistemi biraz farklı. Tabii yapabilir miyiz biz konutlarda? Şu anda izin alarak yapabilirsiniz. Ama bu mümkün. Yani mesela size gelip diyeyim ki sizin şirkete, ya ben evimde böyle bir şey yapmak istiyorum. Elektriğimi de üretmek istiyorum. Evet. Ya yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ama ikinci sorunuz ne olacak? Ne kadar ucuz? Ne kadar ekonomik? Şimdi burada hesaba girdiğimiz zaman problem şurada oluşuyor. Dediğim gibi siz gündüz ürettiniz, evde değilsiniz, akşam tüketeceksiniz. Şu anki kanun, mevzuat diyor ki saat bazında bakarım. Ne ürettin, ne tükettin. Çünkü ürettiğiniz aynı zamanda şeye veriyorsunuz. Yani sisteme verebiliyorsunuz. Sisteme veriyorsunuz. Sadece kendiniz için değil. Genel sisteme vermek veriyorsunuz. Böylece mahsuplaşma oluyor. Yani siz 5 ürettiniz, 3 kullandınız, 2 alacaklısınız. Ama bunu saat başı yapıyor. Şu anda saat başı yapıyor. Ama peki, yeni çıkacak yönetmelik de aylık olacak. Yani ben bu ay boyunca ne kadar elektrik tükettim? 1000 kWh. Ne kadar ürettim? 1000 kWh. Ne kadar tükettim? 1000. 0. Ne alacak ne verecek var. 1200 tükettim. 1000 ürettim. 200 borçluyum sisteme. Ama şu anki sistemde saatlik bakıyor. O saat boyunca 2 saat, 2 kWh tükettim. 2 kilovat ürettim, 1 tükettim, 1 öderim. Her ya saat. Abi ne karmaşık iş ya. Şu çatama koydum biz sizin tesisten. Kendi elektriğimi karşılıyorum canım. Ne var bu işte kadar onu üretiyor. O zaman onu yapabilirsiniz off-grid olursanız. Yani sisteme bağlı değilseniz. Sisteme bağlanmayayım. Depolayabiliyor muyum? Depolayabilirsiniz ama işte maliyetleri bu yükseltiyor. Depolama maliyetleri yüksek olduğu için sistemle senkron çalışan sistemler daha iyi. Şu anda geliyor yönetmelik. Geldiği zaman herkes kendi çatısında kuracak diye inanıyorum. Burada şöyle sadece bir şeye bakmak lazım. Ülkemizden genelde insanlar geri dönüş bakarken her zaman işin parasal boyutuna bakıyor. Burada yine biraz sosyal sorumluluğu insanların da alması lazım. Ben şunu söylüyorum. Keban Barajı'nı yapan benim dedemin verebildiği vergi benden fazla değildi. Ama bugün Keban Barajı bedava elektrik üretiyor. Güneş olmasa siz ne yapacaksınız? Zarar. Güneş olmasa biz. Zarar değil mi? Evet. İşte siz ne yapacaksınız? Biz orada devreye giriyoruz. Pas geldi mi biz ona? Şimdi sanırım zaten bu yatırımları planlarken belli bir güneş ısınımına, ışınımına ihtiyaç duyuyorsunuz. Dolayısıyla belirli bir yıl içerisinde gerçekleşen ortalamalar alt üst sınırlar içerisinde gitmesi varsayılarak bu yatırımlar yapılıyor. Buna göre fizibilitesi çıkıyor, finansmanı sağlanıyor, şu kadar yılda geri dönecek deniyor. Aslında burada işte burada bir risk var. Nedir bu risk? Eğer bu ışınım sağlanmazsa bu yatırım nasıl sürdürülebilir olacak ya da nasıl feasible kalacak? Burada bizim parametrik sigortalar burada devreye giriyor. Eğer bu belirlenen alt ve üst sınır dışına çıkması durumunda yaşanacak gelir kaybını aslında biz teminat sağlıyoruz. Parametrik nasıl sigorta oluyor dediğimiz şey bu meteorolojik olaylarla yaşanan normal dışı olayların yarattığı beklenmeyen durumlara karşı sigorta sağlıyor. Siz nasıl onu öngörebiliyorsunuz? Bu istatistikler çok geniş. Yani neresi ne kadar güneş alıyor, kaç gün, günde kaç saat. Öngöremeyip yatırım yapıyorlar ama siz öngörüp onu mu sigorta alıyorsunuz? Yok, aslında biz de öngörüp yatırım yapıyoruz. Onu bir şöyle hemen kısaca söyleyeyim. NASA'da şu anda 30 yıllık, 40 yıllık veri var. Ve biz o verileri tabii. Yani Avrupa Birliği'nin PV GIS diye bir merkezi var. Yılda 100 milyon euro para harcıyor ve şu anda sizin çatınıza ne kadar ışınım geldiğini bedava olarak size bildiriyor. Bilgi veriyor. Avrupa Birliği'nin destekli bir kaynak bu. Devam edin. Biz de AXA sigorta olarak bu belirlenmiş olan değerlerin işte nerenin altına düşerse nasıl bir gelir kaybı olacak bunu teminat altına alıyoruz. Buradaki maddi hasarlardan en büyük farkı bir parametreye bağlı olduğu için ve ışınım ölçümü de var. Dolayısıyla burada herhangi bir beklenmeyen durum olduğunda parametrelerin dışına çıktığında otomatik hasar ödemesi yapıyoruz. Yani işin süreci çok hızlı gelişiyor. Bu da bu anlamda sizler gibi müşterilerimize iyi bir imkan sağlıyor. Siz yaptırdınız mı? Bunu biliyor muydunuz bu sigorta? Evet biliyoruz. Gelir kaybı sigortası. Siz nereden biliyorsunuz? Biz bu işteyiz o yüzden biliyoruz. Doğru, ben o enerji işiyle uğraşmadığım için bilmiyorum. Evet, peki. Gelir kaybı da biz ona daha hani kendi aramızda diyoruz. Gelirimizin kayıp birkaç tane yöntemi var. Başımıza bir doğal felaket gelmesi veya sistemin bir sıkıntı yaşaması veya işte
güneşin o yıl beklenenden az olması, yağmurlu yıllarda belki o kadar çok güneş ışınımı olmayacak. Bu da sigorta edilebiliyor. Yani bu kadar güvenilir bir esasında enerji kaynağı. Halil Hocam, 3. Havalimanı'nda neden güneş enerjisi yararlanılmadı diye Twitter'dan sorarlar. Yani çok bildiğin, vakıf olduğum bir konu değil ama. 1 megawattlık bir güneş GES projesi orada var bildiğim kadarıyla. Yani ihalesi yapıldı, devreye alınmıştır diye düşünüyorum. Biz Pürzan Bey'in evine bu enerjiyi kurduğumuzda kaç para yapıyorsunuz? Şöyle yaklaşık küçük bir ev, 2 kilowatt. Küçük ev ne demek? Yani küçük... Sizinki gibi değil. Bizim hep böyle gider bizim yayınlar zaten. Evet. Bizimkisi biliyorsun saray. Sanırsın saray, evet. Sizinki biraz daha o zaman pahalı olur. Evet. Ama benimkisi güneşe daha yakın. Daha yakın. Tabii... yapacağınız sistem önemli, tercih edeceğiniz kalite önemli. Apartmanlarda düşündüğümüzde çok kişi yaşıyor. Sonuçta müstakil evler farklı, yazlıklarda az katlı binalar farklı. Böyle yüksek katlı binalarda, çok yüksek değil, 7-8 katlı binada oturan bir kişi, 20 tane daire var. Nasıl yapacak bu insanlar? Hepsi ortak bir panel mi çatılarına kuracaklar? Ya o genelde şöyle yapılıyor. O ortak alanların elektrik tüketimleri var. Onları karşılamak için yapmaları en azından onlar için bir artı. Yani herkes ortak alan için, örnek veriyorum, 50 lira bir masraf ödüyorsa onu çıkartıyor. Ama kendi müstakil eviniz varsa veya işte garajınız varsa veya işte bu sadece örnek veriyorum yazlığınız varsa, köyünüz varsa, çiftliğiniz varsa, buraların hepsinde bu yapılabilir. Sanayi tesisiniz varsa onun çatısında hala yapılabilir. Hala fiyata gelemediniz. Fiyatımız şöyle, bizim tabii fiyat dediğiniz zaman bu biraz şeye benziyor. Ya 3 aşağı 5 yukarı. Hangi televizyonu aldığınızı da yayın sonrası değişiyor. 7 yılda kendini yaklaşık ödeyecek şekilde bir evin çatısı 10-12 bin lira, küçük bir evin çatısı 10-12 bin lira gibi bir bedelle çıkıyor. Enerjiyi de şeyi de alabiliyorum değil mi? Elektriği de tabii, üreteceğim. Tabii üreteceksiniz. Tabii. Hatta bence fazlasını da dediğim gibi sisteme satacaksınız. Eğer daha fazla, daha büyük bir eviniz varsa ve o kadar elektrik tüketmiyorsanız fazlasını da satma hakkı verecek yeni beklediğimiz yönetmelik. Tamam, yayın bitti. Ekleyecek bir şeyin var mı Firuza? Bir iki cümle alayım, son bir soruyla kapatacağım Halil Hoca'ya. Şunu eklemek istiyorum. Gerçekten iklim değişikliği, karbon salınımı hepimizin, teşekkürler size de, birlikte programları yapıyoruz. Farkındalığı arttırmak, hepimiz birer vatandaş olarak ya da kendimiz şirketlerimizde bu konuda yapabileceğimiz en küçük katkı bile aslında büyük bir fayda yaratıyor. Bunu unutmamak çok hepimizin. Twitter'dan geldi, sorayım. Bir cümleyle hemen de kapatayım sonra da. Tarlaları, tarım arazilerini mahvetmiyorsunuz değil mi? Yani biz o ekim bitip bu tarafa dönmüyoruz değil mi? Bir cümle. Kesinlikle yapmıyoruz ama şunu da söyleyeyim. Agrosolar diye bir şey var. Yani tarım solar, o da nedir? Güneş panellerini 2,5-3,5 metre yükseklikte monte edip altında da tarım yapabilirsiniz. Yani eğer tarım arazisinde illa bir kısmına bir şey koymak istiyorsanız, ki şu anda bunun çalışmaları Fraunhofer Enstitüsü Almanya yapıyor bunları. Ve altta yetişen ürünlere de çok ciddi avantaj sağlıyor. Çünkü her ürün güneşin en yoğun saatlerini sevmiyor. Gölgede büyüyen bitkilerimiz var. Bu tamamen ayrı bir konu ama şu anda dediğim gibi kanun buna müsait değil zaten. Yani biz tarım yapılan bir arazide il tarım ürününden izin almak zorundayız. Yani oradaki tarım... İl Tarım Müdürü izin vermesin. Peki. Firuzan, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar bir araya gelelim. Başka yayınları da yapalım. Çok keyifli oluyor. Halil Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sizle de arada bir araya gelelim. Memnuniyetle. Efendim, iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Bizden bu kadar. Haftaya aynı saatte farklı iklim değişikliği konularında bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.